Merhaba sevgili Saat 7 Türk izleyicileri. Bugün Profesör Doktor Elçin Macar hocamızla birlikteyiz ve Osmanlı Millet Sistemi'nden bahsedeceğiz. Programımız boyunca Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamış olan çeşitli toplulukların hem dini hem sosyal hayatlarına değineceğiz. Bu programımızda genel olarak Osmanlı'daki farklı cemaatlerin bir arada yaşayışlarına, bunların nasıl temsil edildiklerine dikkat çekeceğiz. Ve hocama sormak istiyorum. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Millet nedir ve neden milletler ve dini cemaatler üzerinden çeşitli yönetim grupları üzerinden ele alınmıştır Osmanlı'da yönetim? Belki millet kavramıyla başlamak iyi olabilir. Arapça bir kavram ve hani Latince'deki communitas ile belki karşılanabilir. Bugünkü bizim için de doğru ifadesi dini cemaat olabilir. Çünkü çok sık bugünkü millet kelimesiyle çok karıştırılıyor. Yani ulus anlamındaki kavramla çok karıştırılıyor. Bu öyle değil. Millet sistemi denmesinin nedeni de Osmanlı'nın bu farklı din ve mezheplerdeki grupları bu kritere göre tasnif etmesi ve bunun üzerinden bir idare mekanizması kurmuş olması. Çok orijinal değil, çünkü Bizans'ta da örneği var, başka kendinden önce Osmanlı'nın devletlerde de örneği var, ama Osmanlı bunu çok daha belki nasıl söyleyelim rafine hale getiriyor, daha inceltiyor, daha idari işlerin kolay görülmesini sağlıyor. Neden dine göre böyle bir kriter var dersek, o günün kimlik anlayışı, temel referansı dini kimlik olduğu için bir kere hani Müslüman ve Müslüman olmayanları da ayırt etmek istiyor. Müslüman olmayanlar hangileri, hangi gruplar? Bir kere Osmanlı'nın Doğu Roma'yı ele geçirdiğini, en çok Balkanlar'da ilerlediğini hatırlayacak olursak öncelikle Rumlar, yani veya kabaca Ortodoks diyelim. Onun dışında bir miktar Ermeni var. Yine Doğu Roma'dan, Bizans'tan miras Yahudiler var. Özellikle Galata bölgesinde yine Bizans'ın mirası Katolikler var. Doğu'ya doğru Osmanlı ilerledikçe bu sefer Arap Ortodokslar, Süryaniler, Keldaniler gibi başka gruplar da işin içine girecek. Ama bunların hepsi resmi olarak temsil edilmiyor aslında. Bu temsiliyet nasıl oluyor Osmanlı yönetiminde, Bab-ı Ali nezdinde? Hangi cemaatler direkt olarak temsil ediliyor ve kim temsil ediyor bunları? Şimdi uzun yüzyıllar kabaca üç grup olduğunu biliyoruz. Bu arada bizim millet sistemi bilgilerimiz esas itibariyle aslında 19. yüzyıla aittir. Yani biz bunu geriye doğru teşmil ediyoruz. Bunu o zaman da öyleymiş gibi konuşuyoruz, anlatıyoruz ama biraz buralar hala araştırılmaya muhtaç. Gerçekten çok elimizde fazla araştırma yok geriye gittikçe. 15. 16. yüzyılı iyi bilmiyoruz aslına bakarsanız. Ama şunu biliyoruz, bir kere Osmanlı Bizans'tan bir Rum patrikhanesi devraldı. Bu kurumun önemi şu, yani bin küsür yıllık bir patrikhane Osmanlı İstanbul'u ele geçirdiğinde müthiş bir kurumsal yapı bir kere söz konusu. Cemaatin üzerinde etkisi söz konusu. Aynı şeyi, ilginçtir, bir Ermeni patrikhanesi 2. Mehmet kurdurarak Ermeniler için... Kendi kurduruyor. Kendi kurduruyor, evet. Çok ilginç. Bir Müslüman sultan, evet, başka bir din için bir dini kurum kurduruyor ki enteresan olan şudur. Bursa'dan getiriyor. Bursa'nın başpiskoposunu getiriyor. Çünkü Hristiyan, evet, üst düzey ruhbanın katıldığı konsillerle ancak
bu tür kurumlar oluşturulabilir. Bu çok ilginç bir... Yani sultan direkt kendi kuruyor. Böylece kendi kurumu oluyor. Kendi kurumu oluyor. O patriklik makamı. Evet. Şimdi bu patrikler aynı zamanda bütün cemaati temsil ediyorlar. Yani sadece dini olarak değil, hukuki olarak da. Hem bakan denebilir bunlara. Yani bunları belki Osmanlı idaresinin cemaatteki vekili denilebilir. Aynı zamanda cemaati içinde Osmanlı idaresinin nezdindeki temsilci denilebilir. Evet. Çünkü cemaat üyeleri de devletle işlerini bu kurumlar üzerinden görüyorlar, hallediyorlar. Bu taşrada hani metropolitlikler, piskoposluklar aracılığıyla oluyor. Başkentte de patrikhaneler aracılığıyla oluyor. Birçok yetkisinden söz edilir bu kurumların. Yani adeta küçük... Yani devletin fonksiyonlarını yerine getiren küçük gruplar, küçük kurumlar diyelim. Vergi topluyorlar, evet. Devlete vergiyi ulaştırıyorlar, cemaatten topluyorlar. Henüz devletin çok, bugünkü modern devletin kendine işlev edindiği eğitim, sağlık gibi işler o dönemlerde. Kendi hastaneleri, kendi okulları var. Kurumların içinde kendi mahkemeleri var. Kendi mahkemeleri var. Dolayısıyla ama biliyoruz ki yani dini meselelerle sınırlı olmak üzere, cemaat işi meselelerle sınırlı olmak üzere bunlar mahkemelere de sahip. Hala Ermeni Patrikhanesi'nde mahkeme salon duruyor. Evet. Rum Patrikhanesi'nde de yerini biliyoruz. Bir kule var orada onun içinde. Dolayısıyla cemaatin günlük yaşamını düzenleyen mekanizma aslına bakarsanız ve devletle ilişkisini düzenleyen mekanizma millet sisteminin adı. Yalnız unutmayalım ki biraz 12 Eylül'de 80'li yılların başlarında biraz dünya kamuoyunda Ermeni meselesinin gündeme gelmesiyle beraber Türkiye'de de bir Osmanlı'da gayrimüslimler ne güzel yaşardı. Mozaik benzetmesi. Mozaik benzetmesi, daha sonra Ebru benzetmesi yapılacak. Gibi, evet. Dolayısıyla yani biraz idealize edildiği bir dönemde ortaya çıktı millet sisteminin. Ah ne güzel yaşardık, işte bu milliyetçilikler ortaya çıktı, bizi mahvetti şeklinde. Ki çok da eleştirildi, yani evet. Mozaik de eleştirildi, evet. Ebru da eleştirildi. Bu cemaatler aynı topraklarda yaşıyorlardı ama birbirleriyle etkileşimleri ne kadardı tabii, şeklinde. Bu idealize etmek... 1999'da Osmanlı'nın kuruluşunun... 700. yıl dönümünde biraz daha abartıldı, evet. Ve bu birlikte yaşama sanatı örneği, evet, olarak Osmanlı millet sistemi sunulmaya başlandı. Oysa ki buna da tabii çok eleştiriler getirildi sonra. Bir kere pratikteki eleştiriler, yani bunun bir eşitliğe dayanmadığı, yani bu grupların Müslümanlarla bir kere eşit olmadığının unutulduğu hatırlatıldı. Ve ne kadar bu her bir grubun kendi içinde özgür olduğu tartışıldı. Evet. Dolayısıyla hep bir olumlu taraflar görüldü, öne çıkarıldı. Evet. Oysa ki bir hiyerarşi olduğu unutuldu. Evet. Yani Müslümanların üstün olduğu, bir eşitliğin, evet, söz konusu olmadığı hatırlatıldı. Evet. Böyle tartışmalar yaşandı. Son zamanlarda da yeni çalışmalar bize aslında bu köşeli olarak anlattığımız, çok hani iyi bildiğimizi düşündüğümüz bir şekilde anlattığımız bu konuların aslında o kadar da bilinmediğini, henüz o kadar doğru dürüst üzerine çalışma olmadığını, bu bildiklerimizin de işte böyle aslında 19. yüzyıla ait bilgiler oldu. Çünkü o zaman 19. yüzyılda nizamnameler gelecek ve bir hukuken düzenlemeler gelecek. Bu tür çalışmalar şimdi görüyoruz. Yani bizim düşündüğümüzden daha fazla gayrimüslimlerin de, Hristiyanların da kamu hukukuna Osmanlı'da tabi olduğu aslında. Yani onların bu tırnak içinde özgür yaşamlarının, dini özgür yaşamlarının esas itibariyle ibadethaneleriyle sınırlı, evet, olduğu, kendi dinleri içinde sınırlı olduğu ama kamusal alanda, kamusal yaşamda
Osmanlı idari sisteminin ve hukuk sisteminin bir parçası olarak yaşadıkları son dönemde vurgulanmaya başlandı. Evet. Bir de temsil edilmeyen gruplar var. Yani Ermeni, Yahudi ya da Rum olmayıp bu İslam topraklarında yaşayan gayrimüslimler var. Bunlar bu üç grup tarafından da temsil edilmiyorlar. Latinler mesela, Latinler konsolosluk mahkemeleri sayesinde bazı işlerini hallediyorlar, kendi aralarındaki problemleri çözüyorlar. Ve aslında Osmanlı bu hakkı veriyor. Yani konsolosluklarda mahkemeler kuruluyor. Hatta beratlar satılıyor. Yani kapitülasyonlarla bu topraklara gelen Latin tüccarlar ve ailelerine verilen imtiyazlar yazılı olarak berat denilen belgelerle orada belirtiliyor. Bu ticareti yapan şu aile şu vergiden muaftır şeklinde. Ya da askerlik gibi hizmetler ya da cizye gibi konularda çeşitli öncelikler elde ediyor bu aileler ve konsolosluklar. Konsoloslukların bu aileler için berat aldığını görüyoruz. Hatta konsoloslukların aldıkları beratlar için pazarlık ettiğini görüyoruz Osmanlı yönetimiyle. Aynı zamanda beratların bazı zamanlarda bazı ailelere satıldığını da görüyoruz. Osmanlı'nın şöyle bir politikası var. Yani bu tecrübeye baktığımızda şunu gözlemlemek mümkün. Bir dinin veya mezhebin başının kendi sınırları içerisinde yaşayıp yaşamadığını çok önemsiyor Osmanlı. Ermeni Patrikhanesi'ni kurdurması da biraz bununla ilgili. Çünkü Ermenilerin aslında baş ruhani kurumu bugünkü Ermenistan topraklarında ve o zaman Osmanlı toprağı değil burası. Dolayısıyla kendisi Ermeni Patrikhanesi'ni kurdurarak bu işi çözüyor ve Ermeni Patriği bir Osmanlı tebaası. Bunu Latinlerde de görüyoruz. Yani Latinlerin, yani Katoliklerin dini lideri Papa olduğu için ve Osmanlı sınırları dışında olduğu için Latinlerin bir millet olarak tanınmadığını görüyoruz. Evet, 19. yüzyıla kadar. Yüzyıla kadar. Ki o zamanda bile, 19. yüzyılda bile ancak Ermeni Katoliklerle sınırlı olacak şekilde en azından resmen bunun bu şekilde düzenlendiğini görüyoruz. Bir Ermeni Katolik Patriği belirlenmek durumunda kalıyor o zaman gerçekten. Latinlerin durumu gerçekten işte ikili antlaşmalarla daha çok Fransa'nın koruması altında, himayesi altında şekillenecek yüzyıllar boyunca Osmanlı'da. Belki bir başka söylenmesi gereken şu, bu ruhani kurumların aynı zamanda bir teknik terim kullanacağım burada, iltizam olduğunu da hatırlamak gerekiyor. İltizam ne demek? Devlet, yani bugünkü gibi bürokratik olarak gelişmemiş, hani modernite öncesi bir devlet olduğu için vergi toplama hakkını önceden satıyor. Evet. Bu iltizamı alana da mültezim deniyor. Önceden parayı veriyor ve sonra gidip ilgili vergiyi topluyor. Verdiği iltizam bedelinin karşılığı olarak. Şimdi patrikhaneler de birer iltizam. Evet. Dolayısıyla sadece seçilmiş olmak önemli değil o makama. Bir de onun parasını ödemek, o makama gelmek lazım. Yine bu millet sistemi düşündüğümüzden biraz farklı diyen araştırmacılar bunun özellikle altını çiziyorlar. Yani Osmanlı iltizam sisteminin de bir parçası aslında patrikhaneler. Evet. Gelen patrik de bu parayı çıkarmak durumunda olduğu için o da kendi altındaki ünvanları birer satıyor. Küçük iltizam evet. olarak satıyor. Evet. Bunu da hatırlatalım. Ya bu bir millet başı. Yani patriklik sadece dini bir ünvan değil. O bir millet başı. Aynı zamanda ekonomiye de bakıyor. Cemaat içindeki yargı sistemine de bakıyor. Eğitime bakıyor. Eğitime bakıyor, evet. Bu millet başı ünvanı önemli. Çünkü örneğin Rum Patrikhanesi Bizans'ta, yani Bizans bizim düşündüğümüzden daha laik, daha seküler bir devletti.
bu tür yetkileri yoktu. Yani son derece dini işlerle sınırlıydı yetkileri Patrikhane'nin. Şimdi Osmanlı'ya baktığımızda sizin söylediğiniz gibi birçok siyasi yetki ile de donatıldığını, birçok dünyevi yetki ile donatıldığını görüyoruz. Yani doğrudan cemaatin yönetimini elde etmiş oluyor. Bunlar da zaman ilerledikçe, orta sınıflar yükselişe geçtikçe, cemaatin içinde farklı güçler, sınıflar ortaya çıktıkça cemaatin içinde sorunlara yol açmaya başlayacak. 19. yüzyılda da bunun için yeni düzenlemeler ile karşı karşıya kalacağız. Evet. Tabii bize aslında İstanbul'dan bahsettik gibi oldu. Şimdi doğuda da başka gruplar var. Süryaniler var, Keldaniler var, Arap Ortodokslar var. Yıllar geçtikçe 19. yüzyılda bunların kendi temsilcilerini yaratıp İstanbul'da ikamet ettirdiklerini de görüyoruz. Şimdi Ermeni Katolik milleti tanındığında 1830'da Katolik milleti tanındığında Ermeni Katolik patriği doğudaki Katolikleri de temsil ediyor. Yani Keldanileri de temsil ediyor. Ama Keldanilerin yaşadıkları yer Diyarbakır, Hakkari çevresi, Mardin. Yani o bölgede yaşıyorlar ve İstanbul'daki bir Ermeni patri tarafından temsil edilmek çok da onlar için pratik olmuyor. İlerleyen yıllarda Keldanilerin İstanbul'da bir patrik temsilcisi atayarak Bab-ı Ali ile direkt olarak temsil sorununu çözme yoluna gittiklerini görüyoruz. Ve daha sonra bu patrik temsilcisini de millet başı olarak tanıtmak isteyecekler. Yani ve Doğu Hristiyanları genelde aslında bu problemle karşılaşıyorlar. Yani İstanbul'da ikamet eden bir başka patriğin kendilerinin temsil etmesi isteniyor onlardan. Seslerini duyurabilmek için bunu kabul ediyorlar ama aslında kendileri de millet statüsü almak için uzun seneler çalıştıklarını görüyoruz. Bir de tabii mezhepler arası geçişler var. Yani Katolikler normalde Ortodokslardan doğuyor. Bu Ermeni örneğinde gördüğümüz gibi. İlk aileler ve din adamları Ortodoksluktan Katolikliğe geçtiklerinde yani sadece ailelerin dışlanmasıyla karşılaşmıyoruz burada. Kilise mülklerinin ve okul binalarının da çatışmaya sebep olduğunu görüyoruz. Yani sadece ailelerin mezhep değiştirmesi değil. Şimdi tabii bu millet olarak tanınma çabaları içinde 19. yüzyılda bu mülkler de çatışmaya konu ediliyor. Alınan yeni kiliseler, okul binaları, arsalar, seminer dediğimiz papaz okulları, bunların yeni tanınan Katoliklere mi bırakılacağı yoksa ilk sahibi olan Ortodoksların elinde mi olacağı da çatışma konusu olarak önümüze çıkıyor. Evet, bir kere 19. yüzyılı başlı başına ayırmak lazım bu meselenin içinde. Çünkü birkaç yüzyıldır var olan Katolik misyonerlik ve onunla birlikte 19. yüzyılda yoğunlaşan Protestan misyonerliğin sonucu ortaya yeni cemaatler çıkıyor. Açıkçası bir kere Osmanlı idaresi de ne yapacağını bilemiyor. Çünkü yüzyıllardır alışılmış 3 klasik cemaat ile bu sistem yürürken şimdi millet statüsü talep eden yeni gruplar ortaya çıkıyor. Osmanlı'nın son döneminde yani 1914'te yanlış hatırlamıyorsam bu tarihi 17 Bağbali tarafından onaylanmış millet statüsüne sahip grup var. Evet. Yani çeşitli Katolik gruplar ortaya çıkmış. Doğu Katolikleri. Doğu Hristiyanları arasında Doğu Katolikleri. Çeşitli Protestan cemaatler ortaya çıkmış. Her biri millet statüsü, ayrı ayrı millet statüsü talep ediyor. Ve böylece o zamanın Adalet Bakanlığı diyelim, Adliye Nezaretinde ismine
adliye ve mezahip nezareti ismi konacaktır. Çünkü yani mezhepler nezareti, muhatabı kim olacak devlette bu cemaatlerin diye Adalet Bakanlığı'na, o dönemin adliye vekaletine bağlandıklarını görüyoruz. Bu mülkler meselesi tabii, örneğin Rum Patrikhanesi'nin içinden Bulgarlar ayrılacaklar, kendi kiliselerini kurmak isteyecekler. Orada da bu kilise ve okulların paylaşılması sorununun yaşandığını göreceğiz. 19. yüzyılda çok çatışma, mezhep çatışması, Babali ile hak mücadelesi, Babali'den hak elde etme mücadelesini gözlemliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu kadar detaylı bir konuyu 20 dakikada ele almaya çalıştık. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda yine Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çeşitli topluluklara değinmeye devam edeceğiz.